Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm spor yapanlarda veya egzersiz yapanlarda beslenme olmalı mı? Neden olmalı? Bize artıları veya dezavantajları neler olabilir? Onlara konuşacağız ve soru cevap yapacağız bunu. Evet, soruları alabilirim. Hocam, spor yaparken beslenme ne kadar önemlidir? Beslenmeye dikkat etmeden büyüme sağlayabilir miyiz? Şimdi bu konuyu şöyle değerlendireceğiz. Evet, spor yapıyoruz ama spor yaparken aslında spor yapmanın mantığı kas liflerini yıpratmaya dayanır. Eğer düzgün beslenip kas liflerini yeterli aminoasit yani proteinle doldurabilirseniz eğer kas liflerinizde büyüme gerçekleşebilir. Ama yıpranan kas liflerine yeterli besini veremezseniz kas kaybı da gerçekleştirebilirsiniz. Bu yüzden aslında spor yaparken veya egzersiz yaparken beslenmenin yeri çok büyük. Eğer bir amacınız varsa, işte kilo verirken kaslarınızı korumak istiyorsanız veya kilo verirken normal kilo vermek değil de kiloyu korumak istiyorsanız veya kilo alırken kas olarak almak istiyorsanız evet beslenmek zorundasınız ve düzgün beslenmek zorundasınız. Kas büyümesini de ancak iyi bir şekilde beslenmeyle yapabiliriz. Hocam, spor yaparken saat neden önemlidir? Sabah yaptığım sporla akşam yaptığım spor arasında fark var mıdır? Şöyle güzel bir soru. Aslında çok da bu soruyu rastlıyoruz. Sabah yapılan spor tabii ki gün boyunca termogenizi arttırdı. Yani yağ yakımını arttırdığı için gün boyunca yağ yakabiliyorsunuz sabah spor yaptığınızda. Ama günümüz şartlarında eğer işte sabah işe gidiyorsunuzdur veya yeterli zamanı bulamıyorsunuzdur. Evet, akşam da yapabilirsiniz. Hiç yoktan iyidir. Bu nedenle aslında orada dikkat etmeniz gereken nokta sporu yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Eğer yapabiliyorsanız hangi saat sizin için daha iyi, daha sürdürülebilir oluyor? O konuya odaklanarak sporu yapabilirsiniz. Evet, ama sabah saatlerinde yaptığınızda daha mı iyi olur, daha iyi olur. Hocam, kas büyümesi istediğimizde karbonhidrat miktarını azaltmalı mıyız? Çok güzel bir soru. Özellikle sporcuların en çok sorduğu soru. Protein miktarını arttırıp karbonhidrat miktarını düşürmek. En sık yapılan yanlış da bu. Çünkü bizim ilk enerji kaynağımız karbonhidrat. Glikojen depolarınız dolu değilse, yeterli glikozu vücudunuza vermiyorsanız egzersiz performansınız düşüyor. Egzersiz performansınızın düşmesi de sizin egzersizi yeterli yapamadığınız anlamına gelir. Bunun yanında karbonhidrat bizim ilk enerji kaynağımız ve eğer karbonhidratı yeterli vücuda vermezseniz bizim vücutta yağlardan daha sonra kullanılacak olan enerji kaynağımız proteinler oluyor. Proteinleri aslında biz kas yapımı için kullanmak istediğimizde şöyle bir soru işareti oluşuyor. Karbonhidrat yoksa proteinden enerji üretiyorsak o zaman kası kim yapacak? Evet. Sporu aç karnına mı yapmalıyız, tok karnına mı yapmalıyız hocam? Şimdi şöyle bir gerçek var. Makalelerde aç karnına yapılan sporun daha çok yağ yaktığına dair evet bilgiler var. Ama aç karnına spor yaparken performansınız düşüyorsa, yani normalde biraz tok karnına yaptığınız sporda performansınız daha iyiyse daha iyi kas geliştirirsiniz. O nedenle burada düşünmeniz gereken şey sizin için hangisi daha uygun? İkinci bir nokta, aç karnına ve tok karnına derken ne kastediyoruz? Yani direkt ara öğün yapıp veya bir öğün yapıp spora giriyorsanız midenizi rahatsız edebilir. Genelde biz bunu şu şekilde söylüyoruz. Egzersiz yapmadan 2 saat önce bir ara öğün yapabilirsiniz. 1,5-2 saat önce. Egzersiz yapmadan 3 saat önce de ana öğün yapabilirsiniz. Bu noktada şu da önemli. Egzersiz bittikten sonra ne yemeniz gerektiği de çok önemli. Çünkü aslında kas yapımına glikojen depolarınızı yeteri gereken zamanda toplayabilirseniz daha iyi performans, bir sonraki performansınız hem daha iyi oluyor hem de proteinin egzersiz sonrası 2 saat içinde alınması da aynı şekilde kas gelişimini sağlıyor. Bir de küçük bir dipnot vereceğim. Aslında egzersiz sonrası basit karbonhidrat içeren besinler yediğinizde bu bizim için ne olabilir? Eğer sağlıklı beslenmek istiyorsak meyve tüketebilirsiniz. Bal pekmez tarzı bir besin olabilir. Süt grubunda da iyi bir karbonhidrat içeriği var. İnsülininiz yükseldiği için hücre içine yani kas yaparken proteinleriniz daha hızlı kullanılacak. Bu nedenle kas yapımını gerçekleştirebileceksiniz ve bunun nedeni de orada insülini yükselten karbonhidratlarınız olacak. Evet, diğer soruyu alabilirim. Hocam, spor yaparken hafif ağrılı kramplar yaşıyorum. Bunun nedeni ne olabilir? Bunu nasıl giderebilirim? Eğer kramp yaşıyorsanız birincisi vücudunuzda ya magnezyum eksiktir ya da potasyum eksiktir. O nedenle aslında yöneleceğiniz nokta kramplarda eğer iki besiniz eksikse düzgün de beslenmiyorsunuz anlamına gelebilir. Eğer bunu besinlerle çözemiyorsanız takviye alabilirsiniz ama biz bunu besinlerle de çözebiliriz. Potasyum içeren besinler muz tüketebilirsiniz, patates tüketebilirsiniz, kuru kayısı tüketebilirsiniz. Gene magnezyum içeren besinlerimiz var. Bunlar yulaf ezmesi olabilir. Ham kakao çok iyi magnezyum kaynağı, üstelik antioksidan da kaynağı. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun yanında kabak çekirdeği, kuru yemişler kullanılabilir. Yani aslında bunları diyetinize ekleyerek deneyin. Eğer kas kramplarınız geçmezse evet takviye alabilirsiniz ama tek nedeni beslenme de olmayabilir. Yaptığınız spordan şunu da yaşıyor olabilirsiniz. İyi esneme yapmıyor olabilirsiniz veya farklı durumlar söz konusu olabilir. Yaptığınız sporu da gözden geçirin. Sadece beslenme olarak bakmayın olaya. Evet. Hocam, sporda L-karnitini kullanmalı mıyız, kullanmamalı? Şimdi şöyle, L-karnitinle ilgili çok soru geliyor ve insanlar İşte L-karnitin sular çıkartıyor. Bunu takviye olarak alanlar var. Veya sütün içerisine konulmuş
çeşitli gıdalar çıkartıldı yeni ve insanların kafasında aslında soru işareti. L-karnitin yağ yakar mı veya yağ yakması için kullanmalı mıyım? Şimdi yapılan çalışmalarda çok karmaşık sonuçlar var ama şunu biliyoruz, L-karnitin tek başına yağ yakmıyor. Yani L-karnitinde bir takviye aldığınızda muhakkak içinde taurin oluyor, efedrin oluyor veya kafein oluyor. Aslında yağ yakan bunlar arka planda. Yani L-karnitinle alakalı bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili küçük bir bilgilendirme de yapayım. Spordan 45 dakika önce kafein 300 mg kafein içeren bir kahve tüketebilirsiniz veya kafein tabletleri var. Onlardan tüketebilirsiniz. Yağ yakımını arttırır. Kafein tabletleri biraz daha profesyonel sporcular için tercih edilebilir. Ama eğer spor yapıyorsanız ve yağ yakımınızı arttırmak istiyorsanız kafein kullanabilirsiniz. Hocam sıvı tüketimi neden önemlidir? Ne kadar sıvı tüketeceğimizi kendimiz hesaplayabilir miyiz? Şimdi şöyle bir gerçek var. Sıvı tüketimi kaslarımızın %80-90 hatta 60-70'i diyeyim su. O nedenle ne kadar su tükettiğiniz çok önemli. Şimdi bunu şu şekilde ele alın. Su tüketiminizi birincisi idrar renginize göre belirleyebilirsiniz. Bu da sabah çıkılan idrar rengi. Çünkü akşam çıkılan idrar rengi de farklı şeyler de neden olabiliyor. Sabah çıkılan idrar renginiz sarının çok koyu sarıysa bilin ki yeterli su tüketmiyorsunuz. Ve yeterli su tüketmediğinizde aslında egzersiz performansınız da kötü olarak etkileniyor. O nedenle eğer spor yaparken iyi su tüketmek istiyorsanız hesaplamak için de kilonuzda 30'u çarpıyorsunuz. 70 kilo bir bireyiz. 30'u çarpıyoruz. 2100 mililitre su içmemiz gerekiyor. Bunun yanında egzersizde kaybettiğimiz bir miktar su da var. Bu da tabii ter yoluyla kaybediyoruz. Bu suyu da egzersizden önce tartılıp egzersiz süresince ne kadar su tükettiğimizi hesaplayıp yani egzersiz sonrası da tartılıp bu aradaki farkı alabilirsiniz. Bunu da ekstra günlük su tüketiminizin üzerine ekleyebilirsiniz. Tabii ki terle sadece su da kaybetmiyoruz. O minerallerin de yerine konması önemli. Evet, başka sorumuz var mı? Hocam 5-6 aydır spor yapıyorum. Yeterli büyüme sağlayamadığımı düşünüyorum. Bunun için protein tozu takviyesi almam gerekiyor mu? 5-6 ay spor yapıyoruz. Ne kadar spor yapıyoruz? Ne kadar düzgün besleniyoruz? Önce düzgün beslenmeyle kas büyümesi sağlayabildik mi? Şimdi eğer sağlayamadığınızı düşünüyorsanız, yani ben düzgün beslendim ama sağlayamıyorum. Bir diyetisyene danışabilirsiniz. Veya aldığınız protein karbonhidrat miktarlarını gözden geçirebilirsiniz. Ama 5 aylık bir sporcunun belki bir yılın üzerinde geçtiğinde protein tozu daha iyi bir takviye olabilir. Ama tabii ki protein tozunu alırken yeterli hesaplamaları iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu nedenle bir uzmana danışmak en doğrusu olacak. Çünkü fazlasının da zararlarını biliyoruz. Almalısınız veya almamalısınız diye bir şey diyemem. Önce değerlendirmem gerekir. En sonunda gereksinmeleriniz üstüne geri kalan proteini takviye olarak verebiliriz tabii ki. Bu şekilde. Evet, başka sorunuz var mı? Yok hocam, çok teşekkürler. Bizim soracaklarımız bu kadar. Ben teşekkür ederim sorularınız için. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Eğer sorularınız varsa Muğla TV üzerinden veya benim Instagram adresim üzerinden bize ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Yanıtlamaktan zevk duyarız. Görüşmek üzere.